1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 197. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 197 Aşağıdaki 6-15. Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Aşağıdaki 6-15. Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 6. 2. Dünya Savaşı Almanya'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırmasıyla başladı. Savaş başladığında Türkiye'nin en çok kaygılandığı husus, savaşa dahil olmak zorunda kalması ve dolayısıyla toprak bütünlüğünün zarar görmesiydi. Bu nedenle Türkiye, savaşan tarafların yoğun baskılarına rağmen 6 yıl boyunca savaşın dışında kalmasını sağlayan bir denge siyaseti izledi. Ayrıca kendi topraklarına olası bir saldırıya karşı gerekli tedbirleri almaya büyük bir özen gösterdi. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Savaşan devletler Türkiye'yi savaşa sokmak istemiştir. B. Türkiye savaş dışı kalmak için çaba göstermiştir. C. Savaş Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmiştir. D. Türkiye savaş tehdidi karşısında güvenlik tedbirleri almıştır. E. Türkiye savaşı Almanya'nın yanında girmek için hazırlık yapmıştır. Cevap E. 7. I. Dünya Savaşı 1918'de sona erse de Avrupa devletleri aralarındaki hesaplaşmayı tam anlamıyla bitirmemişlerdi. Özellikle Almanya, hem savaşın intikamını almanın hem de Versay Antlaşması ile dayatılan yükümlülüklerden kurtulmanın yollarını aramaya başladı. Hitler, 1933'te Almanya'da iktidara gelince güçlü bir ordu kurarak Avrupa'yı egemenliği altına almaya hazırlandı. Almanya'nın bu faaliyetleri karşısında I. Dünya Savaşı'ndaki rakipleri İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletler ve sonraları da Amerika, müttefik ülkeler grubunu oluşturdular. Almanya, Japonya ve İtalya mihver grubunu meydana getirdiler. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Almanya, savaş öncesinde barış yanlısı bir politika izlemiştir. B. Hitler'in iktidara gelmesi Avrupa'nın gelişimi için önemli bir adımdır. C. Almanya I. Dünya Savaşı'ndaki rakipleriyle yeniden karşı karşıya gelmiştir. D. I. Dünya Savaşı devletler arasındaki sorunları çözmüştür. E. Almanya Versay Antlaşması'nı imzalayarak barışı kalıcı kılmıştır. Cevap C. 8. 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de ülke içi mal sevkiyatında büyük güçlükler yaşandı. Pahalılık, kara borsa yaygınlaştı. Fiyatları artan temel tüketim ve gıda maddelerinin kalitesi düştü. Halkın önemli bölümü peynirin, yoğurdun, sütün tadını unuttu. Yetersiz beslenme ve ilaç yokluğu nedeniyle akciğer hastalıkları arttı. Çöp kutularını karıştıran, ekmek dilenen insanlar sokağın sıradan görüntüleri oldu. Başta ekmek olmak üzere birçok gıda maddesi karneye bağlandı. Pahalılık ve kara borsaya karşı önlemler alındı, rüşvet ve yolsuzluğa karışan memurlara yaptırımlar uygulandı. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Türkiye, savaş yıllarında kara borsacılık ile mücadele etmiştir. B. Türkiye'nin aldığı tedbirler olumlu sonuç vermiştir. C. Savaş koşulları Türkiye'de hastalıkların artmasına sebep olmuştur. D. Temel tüketim mallarından yoksunluk açlığa sebep olmuştur. E. Temel gıda maddeleri devlet tarafından karne ile dağıtılmıştır. Cevap B. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı sayfa 197 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.